Herkese merhaba. Bu projemizde termoelektrik soğutucu ya da diğer bir ismiyle Peltier'ı inceleyip Peltier'ı kullanarak elektrik enerjisi üreteceğiz. Ancak öncelikle gelin Peltier'ın çalışmasına birlikte bir bakalım. Diğer bir adıyla ısı pompası olarak da biliniyor arkadaşlar. Peltier'ımı soğutucu üzerine yerleştirdim ve termometremi görebileceğiniz bir noktaya aldım. Şimdi gerilim veriyorum arkadaşlar ve yaklaşık olarak 2 ampere yakın bir güç çekiyor ve enerji verdiğimizde gördüğünüz gibi bu yüzeyimiz ısınıyor arkadaşlar. Termometrenin yükseldiğini görebilirsiniz. Şimdi Peltier'ımızın diğer tarafını çeviriyoruz ve termometremizi yine sensörümüzü yerleştirdiğimizde bu defa ise ısının düştüğünü göreceksiniz. Yani termoelektrik soğutucumuzun bir yüzeyi ısıyı artırırken diğer yüzeyi de ısıyı emiyor. Diğer yüzeyde ısı azalıyor arkadaşlar. Bu şekilde basitçe çalışma mantığını sizlere anlatabilirim. Bu defa Peltier'ımın güç kablolarına bir voltmetre bağlıyorum ve kendim bizzat ısıtacağım. Bu defa ise Peltier'ımızın nasıl bir tepki gösterdiğini birlikte görmeye çalışacağız. Isıtmak için havyamı kullanıyorum ve gördüğünüz gibi ısıttığımda biraz önce enerji tüketen Peltier'ım bu defa elektrik enerjisi üretmeye başlıyor. İki adet soğutucu, gördüğünüz gibi aralarında Peltier'ımız var ve 3D yazıcıda hazırladığım birkaç parçayı kullanarak bir düzenek hazırlıyorum ve hazırladığımız bu düzenek ile ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştüreceğiz. Bu projenin deneysel amaçlı yapıldığını unutmayın. Daha fazla sayıda Peltier kullanarak daha yüksek gerilimlerde elde edebilirsiniz. Ayrıca yüzeyler arasındaki ısı farkı ne kadar yüksek olursa elde edeceğiniz gerilim de o kadar yüksek olacaktır. Yani örnek veriyorum, üstteki soğutucumuzun üzerine bir buz parçası yerleştirirsek ya da soğuk bir havada bu projeyi yaparsak çok daha verimli olacaktır. Alt kısmına ise ısı üretmek için bir ispirto ocağı yerleştiriyorum. Şimdi ısıtmaya başlayalım ve bakalım gerilim üretebilecek miyiz? Zamandan tasarruf edebilmek için birazcık hızlandırılmış çekimden faydalanıyorum ve gerilimin oldukça hızlı bir şekilde yükseldiğini görebilirsiniz. Tabii ki çekimden kaynaklı olarak bunu daha net bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Ancak ölçü aletimiz hassas olduğu için bunu bize yine çok hassas bir şekilde gösteriyor. Gördüğünüz gibi alttan ispirto ocağımız ısıttıkça ürettiğimiz gerilim yükseliyor. Şu anda 0.3 volta kadar yükselmiş durumda arkadaşlar ve yükseltmeye devam ediyoruz. Ancak limitleri çok fazla zorlamayacağım çünkü Peltier'ımı bozmak istemiyorum arkadaşlar. Yani belirli bir haddeden sonra Peltier zarar görebilir. ...0.4 volt gayet güzel bir gerilim. Bu defa alttaki ispirto ocağımı uzaklaştırıyorum ve sıcaklığın düşmeye başlamasıyla birlikte gerilimin de yavaş yavaş geriye doğru düştüğü gözüküyor. Yani ısıya bağlı olarak ve yüzeyler arasındaki ısı farkının yoğunluğuna bağlı olarak arkadaşlar üretebileceğimiz gerilim miktarı ve sistemin verimliliği değişkenlik gösteriyor. Şimdi aklınıza gelen bir sonraki aşamaya geçelim. Peki ürettiğimiz bu enerjiyi bir yerde kullanabilir miyiz? Aslında bu küçücük miktarı bir tane LED yakmak için kullanabiliriz. Tabii ki bu şekliyle kullanmamız mümkün değil. Bu yüzden küçük bir devre hazırlayacağız ve bir jül hırsızıyla birlikte ürettiğimiz 0.4 voltluk gerilimi yükselterek bir LED'i yakabilir hale getireceğiz. Şimdi devremizi hazırlayalım ve birlikte projemizi test etmeye devam edelim.
Devremizin girişine voltmetremizi bağladık ve alttaki sıcaklığın artmaya başlamasıyla birlikte gerilimin yükseldiğini de görebilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık olarak 0.4 volt seviyesine ulaştığında LED'in yanmasını bekliyorum açıkçası. Şimdi yavaş yavaş gerilimimiz yükselsin. Zaman kaybı olmaması için burayı hızlıca geçtim arkadaşlar ve gördüğünüz gibi 0.47 volt seviyesine ulaştık ve artık LED'imiz net bir şekilde yanıyor ve ürettiğimiz enerjiyi kullanarak bir adet LED'i rahat bir şekilde yaktık. Şöyle gösterelim. Yine farklı açılardan da sizlerle paylaşalım. Sıcaklık düştükçe LED'imizin parlaklığı da düşecektir ve karanlıkta da LED'imiz gayet güzel bir şekilde aydınlatıyor arkadaşlar. Bunu bir ispirto ocağı olarak düşünmeyin. Bir odun ya da herhangi bir ısı kaynağını bu şekilde enerji üretmek için kullanabilirsiniz. Ve tamamen karanlıkta da LED'imizin parlaklığını bir kez daha sizlerle paylaşalım. Böylece projemizi tamamladık. Bana destek olmak için her zaman olduğu gibi kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın.